Teşekkür ediyorum Can Kral. Valla bizim sonumuz baba mevzusu ne? Telefon dinleniyor mevzusu. Evet abi, bir tane patlayıcılar anasını siker şey. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Mete gel. Meğerse Süleyman Kar. Yo, isim vermedim oğlum fark ettiysen. Kimseye isim vermedim birbirine. Süleyman yardım ihtiyacım. Olumsuz ya. Çok uzaktan izliyorum zaten. Gel ben seni ikinci yere götüreyim. İkinci yer mi var? Evet. Karakolda bekliyorum. Bana yakın değil mi? Ha, şehirde. TK20 konuşuyor. İkinci yerden kastınız nedir? Ben ziyaret ettim. Deli bal, deli bal. Yok yok, ben ziyaret ettim. Teşko. Şehirde mi bu ya? Evet, size gösterecek kim yoksunuz burada. Tahmin ettiğiniz yerde miymiş? Evet, tek atmışım direkt. Rıhtım tarafına gezmeye gideceğim ondan sonra. Orada şey başka bir yer var mı? İyi, yoldayım ben. Beni sikecek solucan. Bana ne abi? Mikrofonun çöp. Ya çöp değil de iyi aslında mikrofonun da. Diğer yayıncıların kliması var. Para hakkında oğlum ben bilmiyorum ne düşündüğümü. Desteğe ihtiyacı olduğunda söyle, motel bölgesinde. Vallahi şimdi supervisor. Akıyoruz şu an. Kalk, tamam ben de buradayım, merak etme. Yok, klima var, cam kapatıyorlar abi. Ben cam kapatamıyorum. O yüzden bu kadar dip ses var. Bir de otobanın yanında oturuyorum neredeyse, Beylikdüzü'nde. Yılmaz, Yılmaz tam bir illegal. Uyuşturucu satıcısı olduğunu düşünüyorum. Sinan'ı indir, sen ol. Sinan hakkında bir düşmanlığını söylemedim. Oğlum şu an şehrin yarısı beni terfi ettirmek için çalışıyor bu arada. Neye ban yok mu? Sana mı? Süleyman şöyle bir karakter, kim terfi ederse onlara yaklaşıyor. Şef terfi ederse teşkilata çalışır. Eğer içeriden biri illegal biri terfi ettirirse, illegal biri illegal birine çalışır. Yakaları yakalayamaz mı? Yok, bugün zor. Yapmayacağım. Kapıdan içeri gireceğim. Karşıda, karşıda. Nerede lan? Düz mü? Geri gel, geri gel, geri gel. Şu garaj kapısından içeri gir. Sağda. Ananı sikiyim. Az siktir. Nasıl? 11 olduğuna eminiz değil mi numara? 11 numaradan bu yeni gelen siyah arkadaş. Siyah arkadaş. Kimliğini sorgulayıp bir inceleyelim arkadaş. Odasını arama iznimiz var mı? Olumsuz. Oha. Detay paylaşma kendisiyle, sadece ihbar olduğunu söyle, genel ihbarda. Son bir numaraya girdim. Çok iyiymiş lan. Tekrar. Hmm.
Biz aldık bir tane denemek için. Ne aldın? Smoke grenade aldım da. Geldi mi? Geldi. Altan sana niye gıcık lan? Altan ya şeyde dövüyoruz ya arada. Haa. Siktin mi yoksa? Yok sikmedim de. Onu asıl Ahmet'ten önce onu sikmem lazım. Süleyman sen niye motorculara yardım ediyorsun? Ne? Motorcular benim adamım çünkü. Nasıl senin adamın? En az 5-6 adam yakaladım ben onlar sayesinde. Ne yapıyorlar ki amına? Oğlum adam kaçırıyorlarmış lan. Ha ondan haberim var. Ufak bir şeyler olmuş. Onların nazlarını sıçacağım bir ara da. Şöyle diyeyim sana. Bu illegal yapan, o toplayan vesaire elemanların plakalarını falan alıyorlar. O siktir. Bana resimlerini çekiyorlar, yolluyorlar. Şefin haberi var mı bundan? Geldiğinde söyleyeceğim. Hatta aslında var da yani. Yüz yüze konuşma imkanımız olmadı. Bana yok dedi. Yemezsen tüm birimlere... Bana yok dedi Süleyman. Hastanenin önünden ambulansımı alıp... Var ya bugün konuştun. Kim olduğunu ben görmedim. Ne dedi? Ne? Ne dedi? Şef. Tam bir şey olmaz. Yani şey dedi. Ufak bir soruşturma yapacağız sana dedi. Ondan sonra şey yaparız dedi. Var fakat kullanmış getirmişler geriye. Anladım. Peki bu motorcularda niye uzun namlulu silah var? Onu bilmiyorum. Yani senden farklı mı iş yapıyorlar sana haber vermeden? Hepsiyle çalışmıyorum ben ya. Bir iki kişi var. Ne veriyorsun karşılığında? Hiçbir şey. Niye çalışıyorlar sende? Bilmem. Bana sürekli söylüyor ama. Ben de okey diyorum. Eyvallah. Niye silah verdin oğlum onlara? Uzun namlu silah... Silah vermedim ki. Pompalıları sakında varmış pompalıları. Ben pompalı hiç taşıdığımı gördün mü benim pompalı? Oğlum başka kim verecek? Ben mi vereceğim? Ben tanımıyorum bile adamları, kaç kere baskına gittim. Oğlum silah vermek çok belli oluyor. Ağzına sıçarlar senin. Diyorum ya ben vermedim diye o yüzden. Ağzına sıçarlar vallahi ben sana söyleyeyim. Niye silah vereyim ki birine? İşini çözüyorlar. Çok saçma bir mantık. Ben de onun işini çözerim, niye silah vereyim ki? Çok saçma. Sen ne işlerini çözüyorsun? Yani daha yapmadım da işte Binder'da ufak bir göz yumdum onlara. Sence ikinci sorguda geldiklerini de çok belli etmedin mi? Yardım ettiğini. Hangisini? İkinci benim sorguya olduğum, mı geldiler? Benim olduğum an. Yılmaz'ın olduğu. Aynen. Olabilir, emin değilim. Çok amatörsün. İşte öğret diyoruz, öğretmiyor. Oğlum benden gizli iş çevirmişsin zaten, şu an gözümden düştün. Nasıl double sluyuz abi? Ama yakalandın, bana yakalandın. Kendisini arabada bekleyeceğim, kapısını. Çok belliydi ama. Bir şey olmaz. Tamam. Allah'a çok belliydi. Oğlum birazcık belli etmeden yapacaksın. Çok düşman evet, edindim bu arada. Ben mi? Evet, senin sakın... Hadi bakalım. Zırhsız dolaşma. Yok. Asla. Arabanı da patlatırlar muhtemelen. Taşımıyorum ki zaten. Taşıma bir şey. Bir şey olsa da beni ara. Başkası seni kurtaramaz. Zor tamam. Yani çok zor. Bayağı zor. Bunlar. Amına koyayım. İlla yakalamam mı gerekiyor benim seni ya? Beni niye yakalıyor? Yani bunu da önce gelip söylesen ne olur? Ya ne bileyim. Nerem ghost lan benim? Motor çatısında siyah. Yani bazı tanıdıklarım var. Siyah. Ceketli birisi var. Seni onların eline versem yok ederler seni. Onun yüzden dikkat et. Düşmanlarım var yani. Ben bir bakayım. Teşkilattan adam satmıyorum ama. Dikkat et yani. Arabasını var patlatma derken biz? Oğlum. Kilidini kırma anlamına söylüyorum. İsmin ne yapacaksın? Sanırım. Motorcuları mı söyleyeceksin? Canın arasında. Yok canım niye söylüyorsun? O kadar güvenimi kazanmadın. Bu işi gizli yürütmem bile konuma beni kırdı yani. Peki eyvallah. Bunu söylemen de yeterli. Doğru. Yani sadece dikkat et. Bilmedim. Değil mi? Kalabalık olan bir yerde ol.
İhbar hatasınızdan geliyorum. Seni bayağı sevmeyen var ya. Niye böyle oldun oğlum sen? Şu motorculara niye bu kadar çok takılıyorsun? Ulaştı mı? Vallahi bana bilgi veriyorlar o yüzden. Yani senin olur, şey gibi. Oğlum sen onlar yarı muhbir gibi olmaz. Bir şey. Ne hediye atmış? Arkada. Ne yani yine dağda bir yer göstermiş. Ay sikeceğim dağınızı artık ya. Öf. Yani sıkıntı şu, bir iş yapıyorsun, amatörce yapıyorsun, bana patlayacak. Böyle şeyleri benden biliyorlar çünkü. Anladın mı? Anladım, anladım. Sen gidiyorsan ben kalayım. Gidiyoruz biz iki kişi. O zaman bir dahaki sefere... Adam gibi yap. Haber edeyim. Silme. Oğlum biz nereye gidiyoruz? Ben ihbar duymadım ha. Doktor Olgun atmış ya. Hay abi sen... Hanımefendi sinyal minyal verin ha. Vermiş çaktırma. Yukarı çıkın yukarı. Ambulans çıktıysa biz çıkarız herhalde. Tabi canım. O çıkıyorsa ben koşarak çıkarım burada. Aşağı iniyorum. Manyak mı lan? Yavaş yavaş. Yarrağı yedik. Onunu sikin. Hadi bakalım. Öldürecek bizi galiba. Teşko yavaş. Olgun safari yapasın geldi herhalde, anlamadım. Buna bir şey yapacağım mı? Yok. Komiserim aşağıda baka var. Motordan düşme. Hay motorunuz. Şirinlendim biraz. Konuşuyor. 4 kişi çıktı. 11 numaradan Hulusi, Asaf, yeni gelen Osman, ayrıca Tahsin Kenyalı. Tamam. Şu an ne yapıyorlar? Takibe başlayacağım. Üstünden aradınız mı? Aynen. Oğlum niye üstünden aramadınız? Manyak lan o adam. Olgun gitme dur. Olgun dur Olgun. Anlaşıldı. Dinlesene arkadaş. Adamın 30 bin tane suçu var. Ben ne yapıyorum? Üstüne arıyorum, üstüne bakıyorum. Tamam, alabilirsiniz. Motoru çekelim. Motoru çekmeyeyim, motoru hastaneye getir. Motoru getirme ihtimaliniz var mı komiserim? Olumsuz. Dalga mı geçiyorlar? 3 kişi. O kadar küçük metallara gerek yok arkadaşlar. Aa size kural gelmedi mi? Aa ağlayan biri daha çıktı. Adam tabi adam uyuşturucudan 10 tane sabıkası var, üstünü aramayacağım ha. Haydi. Öyle bir şey yok. TK'li. Efendim? Biz hastaneye geçip arkadaşımın sorgusunu yapalım. Sorun ne?
Yani yüzü kapalı maskeyle BF-400'de dağda tepede ne yapıyormuş çok merak ettim. Tamam. Şu anda herhangi bir supervisor var mı şehrin içinde? PK-30'a bulma. PK-50. Süper supervisor istiyorsan ben geleyim. Yok, sağ ol Süleyman. Geleyim mi Meriç? Var mı problem? Sevmiyorum sen. Kimi? Süleyman da gitsin, bir kendisini geliştirsin, fırsat olur onun için. Kim diyor lan onu? Bana mı dedi onu? Evet, galiba. Efendim? İlgileniyor musun? Tekalli'nin işi var, işi. Niye giriyor o zaman frekans? Vallahi buradan çıkamayacağız. Yandan. Ben ama öğrenci evi. Abi kimse ağlayamaz chat, araba nasıl çıkıyor diye. Bana ağlasınlar oğlum, siz dert etmeyin. Çıkar yani. Hızlı çıkmıyoruz. Ben telsizi bile anlamadım oğlum. Ne dediklerini. Supervisor mı dediler? Sonra... Ya oğlum Ahmet senle mi sorgu yapacak ya? Nefret ediyor senden. Sen yap. Benim bu Ahmet'i dışarıda bir yerde özel konuşmam lazım. Çocuk biraz sorunlu galiba. Düşündüğümüz kadar şey bir çocuk değil. Ya derin problemleri var galiba. Mental falan mı? Evet. Hiç yani o olgun bir Cafer'e bakıyor bir buna. Şey yapmıyoruz. Bunun şeyi nerede? Ekürisi. Sadece alt biraz. Gece mi? Dört havalara girdik. Dört arkadaş da ne bileyim. Odaya bakılmasını rica ederim. Bugün bir tane mor 9F kabriyo gördüm biliyor musun? Ne kadar? Bizim şeyden aradığımız boks kulübünden. Hadi be. Ama yakalayamadık. Nasıl yakalayacağız oğlum bunu zaten? Helikopterden plakayı alayım dedim. Ya. Allah ne kayıyor lan bu araba? Allah. Bu arkadaşlar 11 numaralı odanın. Bu konuşan kim ya? Şeye ait. Sarp mı? Meriç. Ha Meriç doğru. Odada saklıyor olabilir silahı. Olumsuz. Yani aynen olumsuz. Herhangi bir delilimiz yok. 11 numaraya girildiği hakkında silah ile delilimiz var. İhbarımız var yani. Yani ihbar var ama bunu delil olarak sayamayız. Yalan ihbarı da olabilir yani. Şu an sadece önlem alıyoruz. Nasıl niye bende ya? Anlaşıldı, kendileri aramıyor. Üzerlerinde herhangi bir illegal işe yok. Tekrar yeni konuşuyor. Bu arkadaşların isimlerini not edelim. Olaylar kısmına GBT'ye not edelim. Belki olaylarda bunu kullanabiliriz. Anlaşıldı. Aynen öyle. Ben olaylara giriyorum. Komiserim biraz dinlenecek de. Ne yapıyormuş gene? Vallahi herhalde beli tutuldu. Ben biraz dinlenip gelirim dedi. Şurada. Gel burada. Saklanmış. Ne oluyor ya? Az şey yapayım mı? Elektrik vereyim mi arkadaş? Kendine biraz. Yok. Ne bu? Tutuklu muyum ben? Yoo. Ne yapıyordum dağda? Sadece onları sormaya geldik. Motor sürüyordum siz. Motor sürüp düştün mü? Biri mi vurdu? Ne oldu? Dedim ben takla atarım. Attım ama ilişim sert oldu. Oğlum sen tek başına böyle şeyleri demezsin ki. Yeme bizi. Hani gece olsa inanırım bu dediğine direkt. Ama tek başına niye böyle bir şey deneyesin be? Sen kendin için hayatını riske atmazsın. Yapmak için deniyorum. Olmalı. Bu gece sende takıntı oldu ya. Mutlu olmadı, seviyoruz birbirimizi aldık. Ya sev oğlum, ben bir şey demiyorum. Yani
Motorla dağda gezerken bir şeyler de arıyor olabilirsin, ondan dedim. Tabi buna... Ne arıyor olabilirim ya? Ne bileyim. Offroad'da mı yapmayalım? Maydanoz falan. Offroad'u genelde etkinlikle yapıyorlar. Niye bir etkinlik ayarlamadın? Hep beraber gezerdin. Maydanozla işim olmaz. Geçen gün yakalanmadın mı oğlum? Geçen de olmuyor. Ha, artık bıraktın mı? Bıraktım. Ha, iyi yapmışsın ya. Ama komiserim güzel takla attı. İnişim sert oldu, ayarlayacağım. Ben gösteririm sana bir ara. İsmail'e gösterdim nasıl takla atılıyor. Ama herhalde benim şansımaydı o. Ha, siz de atıyorsunuz yani. Tabii tabii. Ama şansıma diye düşünüyorum. Bir daha... Atışırız komiserim olmalı. İyi tamam o zaman. Olgun dikkat et buna. Komiserim bende. Siz yanınızdakine dikkat edin. Lan Süleyman ne çektirdin adama be? Bana bir şey çektirmedi ama ben onu... Pardon? Ahmet iyileşince beni ara. Olgun abi ben bir kötü oldum. Tamam. Ses telleri bile gitti eleman. Tamam dinlen sen. Seviyor ya polislerle uğraşmasını. Ha. Bayılıyor. Sen niye bu çocukla uğraşıyorsun oğlum? Komiserim bunun anası yok, babası yok. Hmm. Ben sahiplendim, koruyup kolluyorum işte. O yüzden mi böyle çok sinirli Sevda falan? Sevda adam kalmadı, Ahmet'i mi sahiplendin? Bir de Cafer komiserim, var. Cafer var bir de ya. Ha, ayrı şey yani. Yani ikisini de işte... Cafer'e ne yapıyorsun? Bak, nasıl bakıyorsun, para mı veriyorsun? Ha, ikisine de para veriyorum komiserim. Vay. İki kişiye kalıyorlar. Oğlum Ahmet senden zengin lan. Ben... Yo, borcu var her yeri onun. Şöyle olduğuna bakmayın. Daha 100, kaç tane sigara yakaladın? 107 bine motor aldı. Onu da mı sen verdin? 107 bine motor mu aldı? 107 bine aynen. Civan'a 45 bin borcu var. Bana 90 bin borcu var. 107 bin nereden bulmuş o ben onu anlamadım. O motorla da... Söylemedim. Gidiyor. Mal satmaya çalışıyor. Of. Komiserim ne yapayım ya? Görüyorsunuz. Oğlum 100 vermeyin. Şey yapıyor. 100 veriyorsunuz çocuk böyle oluyor bak. Sizden güç böyle, alıyor. Komiserim ben böyle, ki şunu böyle, yap demiyorum ki. Ben böyle, ona böyle, sizden böyle, sonra böyle, çok tembihledim. İnanılmaz efendim? Tembihledim. Ya sarı çatısına gelsene motelin. Ne? Motelin çatısına gelsene. Kara senle konuşacakmış. Ne yapacakmış? Seninle konuşacakmış. Tamam. Senin araç nerede? Şeyde karakolda. Şu motorculardan kim senin adamın? Barkın var mı aralarında? Barkın mıydı? Adem. Var mı? O yok. O başkan zaten. Onun altından dönüyor o zaman. Başka? Ne oldu ki? Ne olmuş? Merak ediyorum işte. Başka yok. Bir de oranın mekaniğine kim bakıyor? Şaziye mi bakıyor? Kim bakıyor? Orada şey var. Burak diye bir çocuk var. Niye bana İsmail Şazi'ye bakıyor dedi? Bilmem. Ben Şazi'yle hiç karşılaşmadım da. Allah Allah. Tamam. Sen bir senin motorculara sor, beni ara. Kim bakıyormuş onun mekaniğine? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. FPS drop mu yiyorum? Feyzo motelde bir araçta maydanoz bulunmuş, intikal ediyor.
Hangi araçta? Şu anda moteldeyim. Sülo komiserim. Efendim? Şey niye? Sülo Meriç niye gitti? Bal telefon geldi herhalde ona ya. Sülo komiserim şöyle bir yaklaş benimle. Fazla gözükme. Moteldeki giriş çıkışlar hızlı bir ince. Araç giriş çıkışlar. Yemez'den polise Ahmet Süsü motorunu çektiniz mi komiserim? Yeşil siyahlı yeşil siyahlı Seyyuton motor kulübünden geldi. Çöpün yanında bir adam var gördün mü? PK20 komiserim. Evet. Sarı saçlı. Anladım. Evet. Motorcunun elebaşıymış Korkut'un dediğine göre. Yandaki de yandaşları. Şu kızın yanında pembe donlu kızın yanındaki mavi şapkalı da onlardanmış. Biraz önce bu eşşol yaşayan çocukları. Biz burada muhabbet ediyorduk. Orkut ben Hacı. Bizi nereden gördüler hiç bilmiyorum. Şu iki binanın arasından motorla gelip bizi dinlemeye çalıştılar. Biz de Meriç komisere söyledik. Sen de bana dedin ya bana bunların kim olduğunu bir göster diye. Aha sağ komiserim. Aham da buradan işte. P20 konuşuyor. Aracın içerisinde 10 tane maydanoz. Plakasını veriyorum. Ver. Urfa. Şu senin araç mı? Korejma. Benim araç evet. Oradaki benim araç. Şuradaki senin araç mı? Korejma. Aynen benim araç. 1-1-6 Ben bu durumdan şu an çok rahatsızım komiserim. Bunlar bir de tweet'e baksana tweet'e. Anladım. Tweet'e bak komiserim. Ateş söndüren gözüküyor mu yazmış. Ne alaka? Bana mı? Ne bu? Mesaj mı bu? Alalım. Beni oradan nasıl görüyor? 3 katlı binanın üzerinden beni nasıl görüyor çok onu merak ediyorum. Ne yazmış? Ateş söndüren. Gözüküyor mu? Bu ne amına koyayım komiserim? Bu ne alaka? Respik demiştir oğlum şahsı seni. Şahsı eğer aldıysa girişteki ben bu adamlara bu zamana kadar hiç... Olumsuz beklemedeyiz. Lan Hacı yok buradayım ama orada. Bak Hacı buradayım. Olumsuz burada değil. Ben bu adamlara daha önce hiç muhabbetim olmadı. Bu adamlar benim simamı bilmez, cismimi bilmez, ne yaptığımı bilmez. Teyzon çatıda birileri var. Hacı telefon bozuk benim Hacı. Mesaj sadece. Olumsuz Korkut ve Hacı galiba. Arabanın yanında mı çağırıyor beni? Kara da orada. Anlaşıldı. Tamam, komiserim. Hemen gidelim. Özür diliyorum. Bir şey vermek zorundayım. Bunlar galiba bana benim üzerime plan yaptı. Ben şu silahımı şeye vereceğim. Kusura bakma komiserim. Önünde yapıyorum bunu. Hakkını helal et. Ne oluyor lan? Kapatın, trenleri kapatın. Oğlum beyler silahları indirin. Oğlum ödüm bokuma karıştı lan ne yapıyorsunuz? Kara Bey. Buyurun. Aracınızdan maydanoz çıktı. Siz almak zorundayız. Aracımdan maydanoz mu çıktı? Buyurun komiserim alın ama. Amına koyayım. Buyurun. Hayır ben şu şey yapalım. Bir alakan var mı onun? Hacı! Hacı! Departmana gelin. Departmana geçin bakayım. Tamam. Ne oldu lan? Aracından maydanoz çıktı. Meriç'e söylemiş beni çağırıyormuş. Şahsı... Manyak amına koyayım. Ya beni de Meriç aradı. Kara seni çağırıyor dedi. Teyzon aracı el koymamı ister misin? Ha. Bana patlamasın bu. Araçtaki maydanozu alalım. Araçtaki maydanoz benim üzerimde şu anda. Bana patlamasın bu amına koyayım. Tamam araç oldu yani. Onu saniye patlasın. Ya ne bileyim uçuşlar şey. Neyse Meriç biliyor zaten tamam. Ya telsizi dinlemiyor mu sen? Oğlum karayla bir şey konuşuyorduk. Ha. Şu motorcuları söylüyordu. İsimlerini kim dedim ben bunların? Onları gösteriyordu. Ateş mateş diye. Ya telsizden şey dedik biz de, kara nerede, karayı arıyorduk. Ya Meriç biliyor canım zaten nerede olduğunu. Yok işte sonradan gördük yanındakiler onu. He, tamam konuşuruz şeyde. Tamam, motor hadi. Önündeki kalabalığı dağıtmamı ister misin? PK30 alın. Motorcu da koydu, nereden bilebiliriz abi? FPS'i mi düşüyor? O da kitleseymiş arabasını. Nasıl koymuşlar ki? Ya
Ya ben aracın yanında birilerini gördüm. Şahsı... Ama bagajı açıp açmadığını görmedim. Sorgusunu kim yapsın? Bir dakika, ben geliyorum. TK'sız aşağı indirmeden önce şahsını üzerine alın. Otel bölgesinde hangi ekip başladı? Gel istiyorsan Çelik seninle. Ha, geliyorum ben yavrum. Kapıyı kilitleyelim. Çelik amirim. Ya at etrafında o. Üzerini arayalım. Kollarını kaldır. Tabii komiserim. Şöyle bir kelepçeyi bir bırakın da kollarımı bir kaldırayım da. Ulan bana taktın. Çekilirsin. Ben böyle şey. Kumpasa getirmeye çalıştı. Şöyle şans paraları alın komiserim. Anam. Üzerinde 3 tane maymuncuk var. El koyuldu. Maymuncuğa el koyamazsınız. Bu bir. Bunu emir olarak söylemiyorum komiserim. Bütün polislerin buna haberi var. Benim mekanımdaki araçların kilit problemi olduğu için maymuncuk taşıyoruz üzerinde. Bugün denk geldik ya Meriç. Evet. Yo, şu anlık almam lazım. Ha, şu anlık alalım, çıkarken veririz. Aynen. Tamam. Eyvallah. Sıkıntı yok. De kelepçeli meseleniz, ben içeride şöyle rahat edeyim. Dur. İlk önce bir nezahethaneye götürün. Alalım, size bir şey söylemem lazım. Abi ben... Komiserim şu kelepçeyi... Kelepçeleri aç, yok. Sıkıntı yok bu adamda. Hepinize. Ya. Adamda sıkıntı yok zaten. Abi aracında niye var ama? Tamam işte onun hakkında konuşacağım. Karabey, telefonla herhangi bir resim çekmeyelim. Rica ediyorum. Tamam, ben sigara yakıyorum. Kusura bakmayın, buraları da çiğnemek zorundayım. Ben onun cezasını keserim. $500 ver, iki dal iç. İçtim bile komiserim. Gel. Bir gelsenize. Meriç, şimdi olay şu. Meriç, sen de lazımsın bu olayda. Şimdi beni Meriç çağırdı, tamam mı? Karaben'le tamam, konuşmak istiyormuş. Bizim bu motorcular hakkında bu doğru. Bir olayımız var. Hı-hı. Bu adam beni çağırdı. Motorcular işte, ben dedim ki buna. Ya dedim, senin motorcularla aranda bir şey varmış. Ben motorcular kim? Bunlar kafasına göre iş yapıyormuş. Bunu şefle de konuştum ben. O da bana böyle gösteriyor. Yani o arabanın yanındakileri. Ondan sonra baktım, arabasının yanında bir kalabalık var. Ondan sonra bu senin araban dedim. Evet dedim. Ondan sonra siz gelip aldınız zaten. Bu ihbarı veren kim acaba? Tamam, bana orada motorculardan abi... olan biri söyledi şu araç diye. Heh. Bak şöyle diyeceğim şimdi. Abi mantıklı bir şey var bir yani yerden, Çelik sen yerden, maydanozda gelip polis çağırır mısın? Bak ilk Meriç'i zaten... aramışsın. Meriç beni aramış. Şimdi şöyle bir durum var zaten. Bak en başta zaten şöyle bir durum var. Yani ihbarı veren kişi bagajda maydanoz olduğunu nereden biliyor? Heh. O zaman arabayı tamam. Ya kilitlersin değil mi Çelik? Tabii. Evet. Arabayı kilitlersin. Bir de yani ben görüyordum, çatıdaydım. K110 mu verdi lan bize ihbarı? Meriç. Evet. Aman. BK30 konuşuyor. P110. Maydanoz ihbarını veren kişi kimdi size? Motor kulübünden Barkın. BK30, teşekkürler. Evet. İsmini söylemezsek. Ha, ismini... Tabii, merak etme. İsmini çalışsa paylaşmayalım ama. Tamam, ismini söylemeyelim, onda sıkıntı yok. He, onu kesinlikle söylemeyelim, sonuçta gizlilik. Sen olayı anladın mı? Yani ben maydanoz taşıyor olsam hayatta gelmem. Ya hayır, olayı... Polis çağırmam hiç yoktan. Ben olayı zaten şurada direkt bana yıldım. Ya ulan birisi adamın bagajında 10 tane maydanoz vardı, rakamını da söylüyor. Bak, ihbar veriyor. Ya yani arabayı o zaman ne olmuş? Açmış mı olması gerekiyor? Ha, açmış. Karaya sorayım mı senin araban kilitli miydi diye? Kilitlidir herhalde. Kilitli olsa... Bakamaz. Kitliyse, o zaman kilitliyse maymuncuklamış mı bakmış? Maymuncuklamış olsa Meriç görür. Sezon yukarıda korkutucu acı var ama.
Bekliyorum. Ya ben dalmıştım, bakıyordum ama bodycam'de falan vardır da onları kullanmak istemiyorum yani. Abi yok yok, onlara gerek yok zaten de. Ya bir kere içeride Meriç var, tamam mı? Şimdi yani elbette. Hayır, beni de çağırdığını biliyor. Beni de çağırdığını biliyor. E şöyle yapalım. Bence buna ceza kesmiş gibi yapalım. Ceza kesmiş gibi yapalım ya da temsil ufak bir miktardan ceza keselim. Ne diye keseceğiz? Ne kadardı bulundurmanın cezası? 45-50 bin ya. Hadi lan. Vallahi diyorum. Ben bir bakayım ya. Bak şimdi bunu ihbar eden... 10 binmiş oğlum, bu ne? Bilerek bağırıyorum chat, çaktırmayın. Of. Şimdi şöyle de bir durum var. Bunlar bu herifin geçmişini biliyorlar mı? Çünkü adamın GBT'si maydanoz oldu. Detaylı konuşuyor. Şu anda otelden mekaniğe doğru giden 90 bin. Siyah motosiklet. Abi bu P110'da bir sıkıntı var. Ne geldi ya çocuk? Motorcularla ilgili bir sıkıntı var. Olabilir. Yardım ihtiyacın var mı? Bak bu motorcular biz hani, ne bileyim biz varız diye çok fazla böyle şey yapıyorlar. Ya bence yani, ceza kesmiş gibi yapalım. P110 da öyle bilsin. P110 yola çık. Devam ederim. Ya şimdi... Tamam, 40 binlik bir ceza... 90 bin diyelim. 40 binlik bir ceza ya da hiç ceza kesmeyelim. Ya bak temsili bir kayda... adam kesmemiz lazım. 10 bin. Kaydı... Neden biliyor musun? Bak yoksa... Şimdi bak adamı aldığımızı biliyor içeri. Tamam mı? Bak P110 biliyor. Arşivi görmüyor. Bu adam hiçbir ceza yazmadınız mı? Şimdi biz kes ki o herifin maydanozlarına el koyacağız 10 tane, tamam mı? Oğlum tamam da kim diyecek ki bunu? Ya bu adam bunun peşine düşebilir, anladın mı? Ya da gidip de motorculara haber uçurabilir. Ne kadar ceza yazadığını, anlatabiliyor muyum? Olay daha da büyüyebilir. O yüzden yani ya sen diyorsun ki yazmamız lazım. Arşive ama çok değil, görünür bir şey girelim. Ha, arşive görünür bir şey gir, o zaman ceza verme. Aynen, arşive görünür bir şekilde ama mesela yani P110'un da ben hani o niye böyle yazdığını karayla diye konuşurum ben onu, tamam mı? Bak şöyle bir şey olması lazım. Bu arada giderek Süleyman GG. Evet, itiraf etti. Evet ya benim ne o bagajımda 10 tane kalmış. Tamam arkadaş neyse verince. Ama ben hani bir daha artık tamam yapmayacağım. Merak etmeyin falan tarzı. Sanki güzel bir ifade vermiş gibi davranıp. Aha. Düşük ceza yazmışız diyeceğiz. Anladın mı? Evet tamam. Bu adam boş yere neyse sicilini de o zaman parayla silerken iyilik yaparız. Daha ya iyi olur bence. Sicilini yani GBT'ye eklemeyin. Sadece arşive eklensin. Tamam. 10 tane maydanozu da vermemiş oluruz. Hem en azından dışarıya bir şey çaktırmamış oluruz. Çünkü motorculardan ben de. Çünkü işkilleniyorum. Ama karada benim gözümde ben çok çözeceğim onu ya. Değil. Ben... Bak karada aynı şekilde gözümde çok temiz bir adam değil. Ama en azından bu seferlik komplo olabilir diye bu şekilde bir aksiyon uyguluyorum. Okey tamam. Kaç keselim? 20-25? 5, verir 10. Ha sen illa oraya miktarını yazmak zorundasın değil mi? Tabii yazacağız arşive her türlü. Şey girdi para lazım. Para girdi gözükmeli. 15. 15 yaz. 15, 15. Neden i̇şte, tamam. Neden böyle derlerse de. Tamam ben onu karayla konuşacağım gecede. Siz yazın. Aynen. Yollayın. Sen aynen. Tamam. Ver işte. Sen 15, 15 mi dedik? 15 yaz. Tamamdır. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam biz halledeceğiz. Tamam. Şimdi Karabey bulundurmaktan bir ufak bir ceza yazılacak. Sonra siz seninle ben konuşacağız, tamam? Tamam. Yazın cezanızı komiserim. Sigarayı da unutmayın da iki dal içtim. Aynen. Bunu koyayım ya. Neyse benim senin mekanda içtiklerime yazan bunu. Şey komiserim. Komiserim az yollamışsın. Biraz daha yollasaydın. Bu ney böyle? Niye? Merak etme. O fiyatı alamayacağın şeyler alacaksın. Ha, şey tamam. Öde geç. Bu nasıl iş ya Meriç harbiden? Olaya bak. Anlamadım ki. Ah komiserim ah. Gel gel şeyleri vereyim. Hmm.
Eyvallah, eyvallah meclis komiser. Hadi, hadi selametle. İki kutu mermi var ya, sana çok vermişim. İki kutu mu vereyim? Vereyim komiserim, sen yeter ki ben sadece... Fail force yok ya, hiçbir şey yok. Araçtan el koydunuz mu maydanozlara? Maydanozlar benim üzerim. Feyzan alın. Ha onu kasaya bırakalım. Lan. Gel gel Karabi gel. Sen gece kulübüne geç. Beni tamam. Şey yap. Ama kimseye benle görüştüğünü söyleme bu arada. Tamam. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam dayı. Ha gene belimizi doğrultamadın. Buyurun gelin. Dışarı alabilir miyiz arkadaşlar? Sağ olun amirim. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Gene belimiz bükülmedi. Allah şükür olsun. Ben karakola geçiyorum. Yani, şöyle size bir geçelim bir yere konuşalım. Oradan da ben bir yere gidip geleceğim. O zaman gibi sen de. Daha da olmaz aman okuyum yani. Böyle doğru yola çıktım. Ay fren yaptım hanımefendi, dikkat edin.
Dayı beni çağıracak dayı. Ay yine hatunlar gelmiş. Ne oluyor? Sen, salak. Ya konuşsana Çetin. Açılın. Açılın evlatlığımına etrafından. Ne yaptın ya? Ne oluyor lan? Çetin annem. Kamil. Kanser şehre geri döndü. Bu ne lan? Bu kim? Kim komiserim? O avrat kim? Vallahi neydi? Kinaye galiba ismi. Haa. Hüseyin abi ya, Kinaye değil. Hüseyin, evet bir abiliği var. Haa var ya. Ablasından. İyi, seni sarmalı. Yine abim ya. Nereye soyuyorsun gene? Ya bak, ayıp ediyorsun ha. Niye lan? Soyuyorum ulan bir yer. Araç hırsızına girdim bu araya. Haa. Yahu sen bu niye yanında taşıyorsun? Siz onu katlıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Haa. Ben seni tanıştırayım annem. Annen mi? Vii, annen senden çirkinmiş lan. Üvey annesiyim. Yani ben konuşmalıyız. Çetin bağırma oğlum, bağırma. Çok sesin çıkıyor yavrum. Ya bağırmıyorum ben. Sanki ne böyle... Şöyle bir şey oluyor sanki konuşurken böyle pıt falan böyle tükürüyorsun. Niye öyle sana oluyor lan lan pıt cici pıt pıt. Çocuğum hakkında ya, doğru konuş. Tamam tamam Hüseyin abi sakin ol. Gebertir seni ha. Topukları ağzına sokar ha. Roberto Carlos'un mu? Umara topukları ısırdım. Ağdalar yeni galiba. Isırlıdır. Hüseyin abi, Hüseyin abi. Meriç komiser sana diyor ki bunun ayakları bir ısırlıdır diyor. Hey yo, komiserim officerim. Komiserim bu arada. Efendim? Süleyman abi arkada kızı dövdüler. Öldü. Kim dövdü lan? Abi baksana. Vakti gelmedim amına. Yakala. Şu ilerideki benim bir arkadaş bir vatandaşı dövdü. Yo. Yo 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 yo. Ne oldu burada? Ne oldu burada? Yo asap. Hüseyin abinin her şeyi gözüküyor. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Hüseyin abi. Yo. Anan nasıldır dedi. Bu Çetin mi? Meri işte onu öldürdü. Verdim müziği, oynayın amına koyayım. Güzel güzel. Abi ne müziği, adamı dövdü ya. Meri şuna bir bak. Komiser döver ya öyle. Lan bu nasıl polis? Tahsin abi biz gidiyoruz bu arada. Hadi gidelim hadi. Go on. Eminem misin lan sen bu kadar? Bisiklet turuna. Yok sikerim bisiklet turunuzu ya. Westside amına koyayım. Westside oğlum Westside. Ben bir yakayım valla gaza geldim bak. Lan ne yapıyorsun İsmail? Süleyman abi. Efendim? Bu polis arkadaşınız sivil bir vatandaşı öldü, bir şey yapmayacak mısınız? Bir şey diyemiyorum memurum. Meriç! Meriç! Hakaret etti, ben şahit oldum olaya. Sen mi dövdün? Ben dövdüm. Niye? Attı ya. Anama laf edecek kimse doğmadı. Bu size dövme hakkını vermez ki, özellikle üniforma üzerinizdeyken. Üniformayı çıkarayım yine döverim. Tamam, üniformayı çıkarmadığınız için şu an sizi soruşturma açmaları lazım. Siz bu şekilde dolaşmamanız gerekiyor. İnsanlara nasıl vurabiliyorsunuz? Senin isim neydi? Altan, ben amirim Altan. Ha şu polislere laf atan Altan değil mi? Altan. Şikayet edeceğim ben bunu şimdi. Şefe söyle, ben bir şey yapamam. Departmanda mı kendisi? Maalesef. Şef olsa da zaten bir şey yapmıyor ya genelde. Oğlum bana niye şikayet? Ben şef miyim? Oğlum yetkili değil misin sen? Yani adamı dövüyor ya, engellemeniz gerekmiyor mu? Görmedim ki. Dur bakayım kim var. Tamam biz şahidiz işte, dövdü. Şu an Teşko var. Karakolda istersen şu an komiserlerin yetkilisi o. Tamam abim, teşekkürler. Tamam. Dur arabama binersen ezerim seni ha. Vallahi ezerim ha. Ya Süleyman haydi.